Ramazan Ustam kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Nefis bir ana yemek ile geldim. Döküm tencerede sebzeli tavuk pirzola. Haydi bakalım şimdi detaylar. Isınan döküm tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağım ısındı. Şimdi 5 adet tavuk pirzolamı döküm tenceremin içine koyuyorum. Arkadaşlar döküm tencerede bu tavuk pirzolalarımızın mühürlenmesi lazım. 2 dakika geçti. Bu yüzeyleri mühürlendi. Şimdi ters çeviriyorum. Diğer taraflarının da mühürlenmesini sağlıyorum. Değerli dostlarım bunlar çok önemli bilgiler. Mühürlenme işlemi bu yemekte olmazsa olmaz. Evet bu yüzeyi de mühürlemek için tenceremin Kapağını kapatıyorum. Hem daha güzel mühürlenecek hem de yağ sıçramayacak. 2 dakika geçti. Tenceremin kapağını açtım. Mühürlenmiş olan tavuklarımı bir borcama alıyorum. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli bir yemek yiyeceksiniz. Tamama 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip kabuklarını soyduğum, kestiğim havuçlarımı alıyorum. 2 dakika havuçlarımı kızartıyorum. Daha sonra arpacık soğanlarım var. Arpacık soğanlarımı da burada kızartıyorum. 2 dakika da bu şekilde kızardıktan sonra biberler devreye girecek. Önce kapya biber, peşinden yeşil biber. Değerli dostlarım, malzeme listemi açıklama bölümünde yazıyorum. Malzeme listemi Buradan takip edebilirsiniz. Değerli dostlarım, 3 dakikada bu şekilde kızarttıktan sonra kızaran sebzelerimi, havucumu, soğanımı, biberlerimi bir borcama, bir kaseye, bir tabağa alabilirsiniz. Şimdi aynı tavada, aynı yağda patateslerimi kızartıyorum. Arkadaşlar, kanalımda birbirinden lezzetli tavuk tarifleri var. Arama yerine Ramazan ustam tavuk tarifleri yazarsanız o nefis tariflere ulaşırsınız. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden? Bunları yazarsanız nerelerden izlendiğimizi de görmüş oluruz. Değerli dostlarım bu arada patateslerim de kızardı. Şimdi bütün patateslerimi de bir kevgir yardımıyla bir borcama, bir tabağa alıyorum. Yemeğin diğer aşamalarını da gösteriyorum. Bütün püf noktalar bu kanalda diyorum. Döküm tenceremi ısıtıp içine 5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip bir yemek kaşığı da domates salçasını alıyorum. İlk önce salçamızın kavrulması lazım. Salçamı güzelce kavuruyorum. Bu arada daha güzel kavrulsun diye yarım su bardağı sıcak suyu ekliyorum. İyice kavurma işlemini yapıyorum. Salçamızın kavrulması çok önemli. Tekrardan yarım su bardağı kadar su ekledim. İyice salçamı açtım. Arkadaşlar buralar önemli detaylar. Ve mühürlediğim tavuk pirzolalarımı tenceremin içine alıyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Ustanız nasıl yapıyorsa aynen yapın. İnanılmaz derecede lezzetli bir yemek yiyeceksiniz. Şimdi sırada kızarttığım patatesler. Patateslerimi de tenceremi ekledim. Peşinden kızarttığım havuç, soğan, biberler. Evet şimdi de 7-8 diş kadar sarımsağımı ekledim. Tekrardan su ilavesi yapıyorum. Bir bardak ekledim. ikinci bardağımı ekledim. Ve üçüncü su bardağı suyumu da ekledikten sonra hafiften şöyle kaşığımın ucuyla düzeltiyorum. Tenceremin kapağını kapatıp kaynamasını bekliyorum. 5 dakika geçtikten sonra kaynadı. Tenceremin kapağını açıp şimdi önce tuzumuz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Sizler damak tadınıza göre azaltabilirsiniz. Peşinden bir çay kaşığı kırmızı pul biber bir çay kaşığı karabiber bunlar olmazsa olmaz baharatlar inanılmaz lezzet verecek kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum tenceremin kapağını kapattım bu şekilde 30 dakika boyunca kısık ateşte pişiriyoruz 30 dakika geçti evet huzurlarınızda kapağı açıyorum gördüğünüz gibi Nefis pişmiş, rengi harika, yağı salçası muhteşem. İşte size mükemmel bir ana yemek. Bir tabağa da alıp bu şekilde göstermek istiyorum. Değerli dostlarım, patatesi tavuğu harika pişmiş. Suyu istediğim gibi. İşte sizler için güzel bir tarif verdim. Kıymetli dostlarım. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Usta'm kanalında kalın. Bu haftada bizden bu kadar. Eyvallah, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.